keşke çok daha önce adımlar atılabilseydi. Ben son birkaç yıldır eyaletlerse... Bugün Türkiye-Amerikan ticari ilişkilerinde geleceğe bakış temasıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz son yıllarda tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar, dünya genelinde yakın pazarlar ve üretim üslerini öne çıkardı. Salgın sonrası bastırılmış talebin dışa vurumu, ticaret rotalarının yeniden şekillenmesine yol açtı. Türkiye ile ABD dış ticareti de bundan olumlu etkilendi. 2019 yılında 20 milyar doların altında olan Türkiye-ABD ticaret hacmi, 2022 yılında 32 milyar doların üzerine çıkmıştır. ABD ticaret verilerine baktığımızda, ABD ithalatı 2022 yılına 2019'a göre %35 artarken, Türkiye'den ithalatı %80'in üzerinde yükselmiştir. Mücevherat, enerji, demir-çelik sektörleri bu dönemde ABD'li firmaların en çok talep ettiği sektörler olurken, otomotiv satışlarımız ise 2021 yılı ile 1 milyar doların üzerine yükselmiştir. Geçtiğimiz yaz dönemi içerisinde Türkiye ile ABD arasındaki siyasi ilişkilerin pozitif ilerleyişi, önümüzdeki döneme ilişkin verilen olumlu sinyaller, ticaretin de hızlanacağına dair beklentilerimizi pekiştirmiştir. Bizler de iş dünyası temsilcileri olarak yeni bir yola girdiğimizi görerek bir yol haritası oluşturmaya çalışıyoruz. Başkan Trump ve Başkan Erdoğan ile başlayan 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz, hükümetlerin de benimsediği bir politikaya dönüştü. ABD'de Başkan Biden hükümetinin de değişime rağmen bu politikayı devam ettirmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Siyasi alanda hangi meseleler yaşanırsa yaşansın, karşılıklı ticaretimizin bunlardan etkilenmeden istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Ticaretimiz bu yönüyle ilişkilerimiz açısında önemli bir güvence oluşturuyor. Son 3 yılda ticaret hacmindeki %54'lük artış, 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin uzak olmayan bir hedef olduğunu bizlere artık daha net göstermektedir. TAİK olarak 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak ve ikili ticari ilişkileri güçlendirmek için geniş bir coğrafyayı ve güçlü bir pazarı temsil eden ABD'ye eyalet bazlı bir yaklaşım benimsememiz gerektiğine inanmaktayız. Türkiye yakın çevresinde 1.2 milyar insanın bulunduğu ve 28 trilyon dolarlık bir pazara erişim sağlayabileceği bir konumdayken, sadece ABD'de 330 milyon insanın olduğu ve 27 trilyon dolarlık bir pazarı temsil ettiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda TAİK eyalet komiteleri yapılanmasıyla her eyalette sektörel odaklı etkinlikler düzenlemeyi planlamaktayız. Örneğin Kaliforniya'ya teknoloji ve startup odaklı heyetler gönderirken, Massachusetts eyaletinde medikal ekipmanlar sektörüne, Michigan'da ise otomotiv yan sanayi sektörüne yönelik etkinlikler gerçekleştireceğiz. Türkiye ABD ile ticaretini 100 milyar dolara çıkardığında ABD'nin en büyük 25 ticaret partnerinden 13. ticari partneri konumuna gelecek ki bunun kurun istikrarı için de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin başka bir boyutu da dünya ekonomisinde Çin'in küresel etkisinin yarattığı dinamiklerdir. ABD gibi Türkiye de özellikle Afrika'da Çin ile rekabet içerisindedir. Çin'in Afrika'daki varlığının Pekin'in jeopolitik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olduğunu görüyoruz. Çin, Afrika ve Orta Asya bölgelerinde ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan ülkeler üzerinde yönetilemeyen borç yükleriyle siyasi etki sağlarken, aslında bu ülkelerin stratejik kaynaklarına ve altyapısına hakim olmayı amaçlamaktadır. Uzmanlar, Çin'in ekonomik olarak zayıf olan ülkelere büyük altyapı projeleri için kasıtlı olarak yüksek borç verdiğini ve bu ülkelerin borçlarını ödeyemediklerinde Çin'in bu projeleri devraldığını iddia etmektedirler. Türk müteahhitleri de aynı şekilde Afrika ve Orta Asya'da Çinli rakipleriyle rekabet etmektedirler.
Afrika'da Türk şirketleri değeri 78 milyar dolara aşan 1500'den fazla projeyi hayata geçirerek altyapı, sağlık, ticaret, kırsal kalkınma, enerji ve tarım gibi alanlarda Afrika ülkeleriyle işbirliği yapmaktadır. Müteahhitlerimiz genellikle yerel işletmeler ve işçilerle işbirliği yaparak daha yüksek kalitede, zamanında ve makul maliyetle inşaat projeleri gerçekleştirmektedirler. Geçen yıl yalnızca Sahraaltı Afrika'da Türk inşaatçılarının üstlendiği projelerin değeri 5 milyar doları aşmış ve tüm yurt dışı Türk inşaat projelerinin %18'ini oluşturmaktadır. Ancak Türk şirketleri şu anda Çin Exim Bank ve Çin İpek Yolu Fonu gibi Çin devlet destekli kredilere karşı rekabet etmekte zorlanmaktadır. Bu rekabetin formu ve hamlelerinin oldukça karmaşık olduğunu oralarda iş yapan müteahhitlerimizden her fırsatta duyuyoruz. Türk şirketlerinin yer aldığı büyük projelerde ABD'li şirketlerle yapılacak ortak girişimler bu gidişatı değiştirebilir. Kazan kazan durumunu ortaya çıkarabilecek bu birliktelikler ABD firmaları için Çinli şirketlerle rekabetlerini güçlendirecektir. Türkiye-ABD ortaklıkları aynı zamanda kıtada gerçek bir kalkınma fırsatı sunabilir. Biz de bu yüzden hem US Exim'e hem de Türk Exim'e bir çağrıda bulunuyoruz. Afrika ve Orta Asya'daki projelerde finansmanın daha da güçlendirilmesi için ivedilikle bir formül bulunmalıdır. Ayrıca Türk müteahhitlerimiz uzun zamandır ABD'nin Orta Doğu ve Afrika'daki bazı diplomatik misyonlarını inşa etmektedir. Diplomatik misyonlarının inşasını bize emanet eden Amerika ile neden daha çeşitli ortaklıklar kurmayalım ki? Bakın sizinle ilginç bir bilgi paylaşacağım. ABD ve Türkiye arasında askeri öğrenci değişim programı 2017 yılında sonlandırılmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda program tekrar hayata geçti ve iki ülke arasındaki askeri eğitim alanında gelişmeler yaşandı. Yine geçtiğimiz haftalarda ABD'nin de katılımıyla Çevik Ruh 2023 tatbikatı gerçekleştirildi. Diğer yandan Amerikalı Kongre üyeleri Türkiye'ye ziyarette bulundu. Bunların hepsi çok önemli sinyaller. Ben inanıyorum ki bu iyi havanın etkisi yakın zamanda ticarete de katkı yapacaktır. İkili ilişkilerde ivme yakaladığımız bugünlerde bir diğer sevindirici haber de ABD Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Önümüzdeki yıl Mayıs ayında ABD hükümetinin en büyük ticaret heyeti olan Tradewinds'in Türkiye'de gerçekleşeceği açıklandı. Son 15 yıl içinde ikinci kez Türkiye'de gerçekleşiyor olduğunun altını çizmek isterim. Bu tekrarın başka bir örneği yok çünkü. Her yıl farklı bir ülkede yapılan bu etkinlik için Türkiye'nin seçilmiş olması, iki ülke ticari ilişkilerinin geleceği için önemli bir gösterge. ABD'li bakan ve bakan yardımcılarının da katılımıyla ortalama 50 Amerikan firmasının ülkemize gelmesini öngörüyoruz. Tüm özel sektörümüzü bu programı yakın markacı almaya davet ediyorum. Sözlerimi bitirmeden önce TAİK olarak bu yıl 13.sünü düzenlediğimiz Türkiye Yatırım Konferansı hazırlıklarımıza yönelik son gelişmeleri de paylaşmak isterim. Malumunuz 19-20 Eylül tarihlerinde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında 2 günlük bir Türkiye programı düzenliyoruz. Bu yıl özellikle ABD'li yatırımcılar tarafından beklentimizin çok üstünde bir ilgi gördüğümüzü söylemem gerek. 19 Eylül'de Goldman Sachs ev sahipliğinde Sayın Mehmet Şimşek ile yatırımcıları bir araya getirdiğimiz toplantının kayıtlarının kapanmasına henüz 10 günden fazla süre varken toplantı salonunun kapasitesini doldurmuş bulunuyoruz. Bu da şu demek oluyor, dünyanın en önemli fonları, portföy yöneticileri Türkiye'yi dinlemek ve bu bileti almak istiyor. Bu toplantının hemen ardından 20 Eylül'de Cumhurbaşkanımızı kısıtlı katılımlı, kapalı bir toplantıda 20 Fortune 100 CEO'su ile bir araya getiriyoruz. Dünyanın en büyük firmalarının iki ülke arasında gerçekleştirmek istedikleri yatırım ve iş fırsatlarını Cumhurbaşkanımızla görüşecekleri dolu dolu ve çok keyifli bir toplantı hazırlıyoruz. Bugün Türkiye-ABD ticari ilişkilerinde geleceğe bakışımızı siz değerli basın mensuplarıyla paylaşarak
Türkiye'miz için ortak bir heyecan yaratmayı hedefledik. Dünyadaki ticaret ve ekonomi dengelerinin bu kadar hızla değiştiği bir dönemde bizlerin de hızlı hareket etmesi gerekiyor. Sizlerin de desteğiyle bu heyecana herkese ortak etmek istiyoruz. Önümüzdeki süreçte bu hedef doğrultusunda atacağımız somut adımlar hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Saygıdeğer. Yani bir ay önce de bir basın açıklaması bulundu beraber. Bu güç birliği için ben kendisine de teşekkür ediyorum. Bugün aramızda, bilmiyorum onunla ilgili sorular sorar mısınız? Bence sormayın. OVP önümüz dönemde yapacağı. Kendisine de hoş geldin diyorum. Ben üç konunun üzerinden geçmek. Türkiye-ABD arasındaki geçmiş aslında uzun yıllara dayanıyor. Biz bugün aslında yeni dönem derken çok uzun ve dünyada da sayılı bir aslında ikili ilişkinin devamı olarak bunu söylüyoruz. Yani bu çok eski, köklü ve her iki ülkeye de ciddi değer katmış bir ticari ilişki. Ticaret verilerini Mehmet Ali Bey paylaştı. Ben tekrarlamayacağım ama bu artışı çok önemli görüyoruz. Özellikle son 10 yılda %60 artarken son 2 yılda 2 yıl üst üste %22 ile aslında bileşki olarak %50 bir artış. Yani 20'lerden 30'ları geçmiş, 32 milyar dolara geçmiş bir ticaret ivmelenmesi var. Bütün amacımız da bunu daha da geliştirmek. Biz 125 Amerikan merkezli şirketi temsil ediyoruz Türkiye'de. 100 milyar dolarda yatırımı şu ana kadar Türkiye'de temsil ediyoruz. Bizim birinci önceliğimiz Türk-Amerikan, Türkiye'deki Amerikan yatırımları ve ticaretini korumak ve arttırmak. İkinci önceliğimiz, ki bununla ilkiyle ilgili bir iki tane örnek vereyim. Son dönemde yani burada neler oluyor, artıyor mu? Bu soru hep geliyor. Mesela üyelerimizden Mondelez International son 5 yılda 110 milyon dolar Türkiye'ye yatırım yaptı. Ve buradan da Amerika'ya ihracat yapıyor. Yani tarım ürünlerinin ihracatını yapıyor. Bu da 60 milyon dolardan fazla ürün ihraç etti. Yani Amerika ihracat yapma amaçlı Türkiye'ye yatırım yaptı. Yine gıda alanında Kraft Heinz yine üyelerimizden 100 milyon dolarlık diğer bir yatırımı var son dönemde. Bu anlamda şunu da görüyoruz biz. Amerikan şirketleri genel olarak uzun vadeli yatırımlar yapıyor. Yani 7-10 yıllık perspektiflerle gerçekleştiriyor. Türkiye'nin ekonominin istikrar kazandığı ortamda bunun daha da artacağını öngörebiliriz. Ki dünkü OVP programının amacı bu. Şimdi ikinci önceliğimiz ne? Amerikan şirketleri için Türkiye'nin bölgesel bir merkez olmasını sağlamak. Özellikle Orta Asya ve Kafkasya'nın bu dönemde Ukrayna-Rusya savaşından sonra Amerikan şirketlerinin çoğu aslında yapılarını Türkiye'ye kaydırdılar. Şu anda hali hazırda üyelerimizin dörtte biri zaten Türkiye'den bir bölge yönetiyorlar. Bunun daha da artabileceğini düşünüyoruz. Yani Türkiye'deki yönetici kapasitesinin gücü bu bölgesel merkezleri de Türkiye'ye getirecek önemli bir değer. Üçüncüsü, biz üye şirketlerimizin birlikte çalıştığı Türk şirketlerini küresel değer zincirlerine taşıyoruz. Ve bunu arttırmaya çalışıyoruz. Öyle ki benim yine genel müdürünü yaptım. PNG Türkiye'nin yurt içi tedarikçilerimizden 82'si yurt dışındaki PNG şirketlerine her yıl 140 milyon dolar ihracat yapıyor. Bunun pek çok örneği var. Boeing'de var, GE'de var. Burada önemli bir programımız var. 2 yıldır çalışmalarını sürdürdüğümüz bir Global Turks programımız var. 1000 kişilik bir listeyi aslında biz Amerikan ve yabancı şirketlerde üst düzey yöneticilerinde yapan 1000 kişilik bir yetenek listesinin analizini yaptık. Ve bu yetenek haritasını New York'ta açıklayacağız. Bununla ilgili Emre Bey bilgi verecek. New York'ta bir lansman toplantısı yapıyoruz bununla ilgili. Beşincisi de Türkiye'nin iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme programlarının entegrasyonu aktif destek sağlamak. Mesela bir örnek üyelerimizden Dow Aksa Holding'le bir işbirliği var. Dow Aksa, bunu duymuş olduğunuzu düşünüyorum. Rüzgar kanadının daha verimli ve hafif olmasına yönelik bir karbon fiber yatırımı yaptı son dönemde. Bu 2 milyar doların üzerinde bir proje. Bu anlamda da çalışmalar devam ediyor. Deprem felaketi sonrasında da Amerikan Ticaret Odası'na üye Amerikan şirketlerinin 100 milyon dolar üzerinde katkısı oldu. Aynı zamanda teknoloji olarak da bu katkıyı daha da arttırmak için çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili de Ekim'de bir bölgede bir toplantı yapacağız. Amerika'nın en büyük ticaret programı olan Tradewinds'in
2024'te Türkiye'nin seçilmiş olması aslında bu yeni dönemin belki de en somut başlangıcının işareti. Bunu bundan bir ay önce Bodrum'da bir üyelerimizle yaptığımız toplantıda Amerikan Büyükelçisi kendisi açıkladı. 15 Mayıs'ta gerçekleşecek onun etrafında. Bu Amerika'nın aslında Türkiye tarafından önemli bir ticaret ortağı olarak da güçlü bir şekilde görüldüğünün işareti. 2017'den beri yapılmıyor olan TIFA mekanizması, Türkiye-Amerika arasında ticaret ve yatırım framework'ü, Trade and Investment Framework'ünün Kasım'da ilgili toplantıların Ankara'da zannediyorum Ekim ya da Kasım olacak tekrar hayata geçiriliyor olması. Bu da somut bir gelişme. Sonbahar aylarında tekrar bir araya geliyor olacak. Bu da tabii bir çerçeve, bu çerçevenin gelişimi Türk-Amerikan yatırım ve ticaretinin geliştirebilecek önemli bir adım. Evet, biz dernek olarak yine aynı yönde faaliyet gösteren TAİK ile beraber çabalarımızı dün olduğu gibi bugün ve bugün sonra da daha da arttırarak devam ettireceğiz. Önümüzdeki bu yeni dönemin arzu ediyoruz. Türkiye iş dünyasına, Amerikan iş dünyasına birbirleriyle beraber kazan kazan prensibinde büyümeleri için önemli bir dönem olacak.